Bugün her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündemini yakından ilgilendiren haber ve veri başlıklarıyla sizlerle birlikteyim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Tabii ki en önemli gündem maddelerinden birisi Merkez Bankası'ndan beklenen yeni faiz artışları. Bakın uluslararası kuruluşlar arka arkaya açıklamalar yapmaya devam ediyor. İlk açıklamalar Fitch ve Citibank'tan gelmişti. Merkez Bankası'nın bu koşullar içerisinde en az 100 bas puanlık bir faiz artırımı yapması gerektiğini söylemişlerdi. Bugün de hem Goldman hem SMP hem Morgan Stanley gibi kuruluşlar açıklama yaptılar ve Merkez Bankası'nın minimum 100 bas puanlık bir faiz arttırması gerektiğini söylediler. Ancak özellikle Morgan Stanley'in açıklamaları çok dikkat çekici arkadaşlar. Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz arttırımı yapsa bile dolar 7.75 seviyesinde dengelenir diyor. Yani doların düşüşüyle ilgili bir umutlarının olmadığını söylüyor. Büyük ihtimalle ilerleyen dönemde doların yükseleceğini onlar da düşünüyorlar. O nedenle de daha itidalli bir rakam söylüyorlar. 7.75 seviyesi dengelenebilir diyorlar. Ancak arkadaşlar dolar her ne kadar bugünlerde bir miktar geriye çekilmiş olsa da 7.50 seviyesinin altını görse de yükselmeye devam edecek. Bir yığın sebepten dolayı ama bunun en önemli sebeplerinden birisi Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirirse 7.80-7.90 aralığında bir süre duran, dengelenen, bir süre dinlenen bir dolar kuru göreceğiz. Ancak daha sonrasında 790 95'i kıran dolar hı hızlı bir şekilde kendisini 8'in üzerine atacak ve geldiği yer olan 8.48.50 seviyesine gidecek. Ve yine o günlerde de 100 bas puan, 200 bas puan, 300 bas puan daha faiz arttırsın diye söylemler gelecek. Kimlerden? Yine yabancı kuruluşlardan. Çünkü mümkün olduğunca Türkiye'yi ters köşe yapmaya çalışıyorlar ve Türkiye'yi çok ciddi bir sarmalın içerisine sokuyorlar. O sarmalın adı Uzun zamandır, aylardır sizlerle paylaştığım konu arkadaşlar. Yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamı. Yüksek enflasyon zaten tartışılmasız. Çünkü Türkiye çok net bir şekilde yüksek enflasyon ortamına girmiş durumda ve bundan da geri adım atamıyor. Bakın %16'yı zorlayan bir tüketici enflasyondan bahsediyoruz ama %27'nin üzerinde de bir üretici enflasyonu var arkadaşlar. Bu da şu demek. Bu 12 puanlık fark öyle ya da böyle yukarıya doğru evrilecek. Yani tüketici fiyatları %20'nin üzerine çok hızlı bir şekilde çıkacak. O zaman yeniden doların yükselişini göreceğiz ve yeni faiz beklentilerinin oluştuğunu göreceğiz. Amerika'da %1.60'lık neredeyse net reel faiz var arkadaşlar. Türkiye'ye bakıyorsunuz bu enflasyon ortamında %1'i bile bulmayan bir reel faiz var. Dolayısıyla yabancı bunun hesabını yapıyor ve şunu söylüyor. Türkiye'de risk alıp %1'lik faize girmektense Amerika'ya giderim güvenli limanda olurum %1.60'lık daha yüksek bir reel getiri elde ederim diyor. O nedenle de Türkiye'den hızla çıkmaya devam ediyorlar. Merkez Bankası kendisini tamamen köşeye sıkıştırmış durumda. Öyle ki %17 olan reel faizi daha doğrusu politika faizi de %18 seviyesine çekmezse Dolar alacak başını gidecek çok hızlı bir şekilde 8.40-8.50 seviyesine gelecek. Eğer ki %17 olan politika faizini %18 seviyesine çekerse bu kez de piyasa faizleri %24-25 seviyelerini bulacak. Ve 600 binden fazla kobi, esnaf, işletme çok ciddi bir darboğaza girecek. Zaten hem pandemiden dolayı hem ekonomik daralmadan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bir de bu yüksek faiz ortamının getirdiği sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalacaklar. Onun için Merkez Bankası'nın bu adımı çok ama çok önemli olacak arkadaşlar. Bana göre Merkez Bankası öyle ya da böyle yine 100 bas puanlık bir faiz artırımı yapacak. Çünkü bütün meselesi doları baskılayabilmek. reel sektör, esnaf, kobi, sanayici, üretici kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Ancak bu açıklamalar çok önemli. Bir kez daha söylüyorum. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Fitch, bu kuruluşların neredeyse tamamı Stibank hepsi Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz arttırımı bekliyorlar. Eğer ki bu faiz arttırımı gelmezse de doların çok daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru tetikleneceğini söylüyorlar. Faiz arttırımı gelse de doların düşmeyeceğini de aslında satır aralarında söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin durumu belli. Dünyadaki gelişmeler belli. Amerikan hazine tahvillerindeki faizin yükselişi eğilimi belli. Dolar endeksinin yükselişi ortada. Evet birkaç gündür geri çekiliyor ama tekrar yukarıya doğru eğilimi Hızlanacak arkadaşlar, özellikle bu 1.9 trilyonluk paketin geçmesi hem altın fiyatlarının hem de dolar endeksinin yukarıya net bir şekilde çıkışını işaret ediyor. Bunu da özellikle bir kenara koyalım. Dolayısıyla işler her geçen gün biraz daha karışmaya devam ediyor. Bakın Türkiye'nin dolarla ilgili bir başka sıkıntısı da elbette ödemeler dengesi arkadaşlar. Ödemeler dengesi de ince aklımıza cari açık geliyor elbette. Tek başına değil ama en önemli kalem cari açık ve cari açıkla ilgili rakamda açıklandı. 1 milyon 870 milyon dolar. Evet 1 milyar 870 milyon dolar Ocak ayındaki cari açığımız. 12 aylık cari açığa baktığımızda 36 milyar 599 milyon dolarlık bir cari açıkla karşı karşıyayız. Yani 40 milyarın hemen kıyısındayız. Ve önümüzdeki dönemde çok ciddi manada cari açığın daha da arttığını göreceğiz. Turizm geliri bekleyenler hiç boş yere beklemesinler arkadaşlar. Özellikle Türkiye'nin aşılamasını ama ile ilgili yaptığı hatalar ve bu dönemde bir anda pandemiden vazgeçip serbestleşme sürecine girmesi Avrupalı turistin Türkiye'ye gelmesinin önünde çok ciddi bir engel Yunanistan Güney Kıbrıs gibi ülkelere zaten yavaş yavaş turistlerini yönlendirmeye başladılar. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin turizm gelirlerinde de çok ciddi bir düşüş olacak. Öyle 10 milyar dolar falan beklemeyin. Yine 7-8 milyar dolar maksimum turizm geliri elde edilecek. Dolayısıyla cari açık kapanmayacak. Bu ödemeler dengesinde büyük bir problem ve ödemeler dengesi problemi de yine döviz üzerinde çok ciddi bir yukarı eğilimi işaret eder. Arkadaşlar bunu da özellikle sizlerle paylaşmış olalım. Bir başka önemli konu tabii ki yaptırımlar meselesi. Katsa yaptırımları hala rafta duruyor ve S-400 ile ilgili aynı zamanda Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye sağlam bir şekilde geri adım atmazsa yani bir anlamda U dönüşü yapmazsa arkadaşlar bu yaptırımlar büyük ihtimalle raftan çekilecek ve masaya konulacak hatta sertleştirilecekler. Avrupa'dan gelen açıklamalar Amerika'yı bekliyoruz şeklinde. Bu ay içerisinde yanılmıyorsam Amerikalı yetkililerle Avrupalı yetkililer daha doğrusu Biden ve Biden kurmaylarıyla Avrupa'nın üst yönetimi bir araya gelecek ve öncelikleri de yaptırımlar meselesi olacak. Türkiye'ye uygulanacak, Rusya'ya uygulanacak yaptırımları konuşacaklar ve katsa yaptırımları Türkiye üzerinde sertleştirilerek bir demokles kılıcı gibi ortaya çıkarsa işte o zaman kur üzerindeki yukarı eğilimlerin daha da hızlı olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Dolar da bunlar iyi günlerimiz. Dolar deyince tabii sterlin euroyu da işin içine koyabiliriz. Çok agresif hareketleri göreceğiz. Onun için bu 7.50'nin altına sarkmaları çok fazla önemsemiyorum. Çok hızlı bir şekilde tekrar 7.80'e dönecek. Sonrasında 8.40-8.50'ye gidecek. Ve kırılmalara bağlı, açıklamalara bağlı, yaptırımlara bağlı olarak da Türkiye'deki döviz kurlarının çok hızlı bir şekilde yukarıya eğilimlerinin arttığını Göreceğiz. Bir başka konu tabii ki Mısırla ilgili güzellemeler yapmaya başladık. Bunun arkasında Doğu Akdeniz meselesini yumuşatma yatıyor ve Mısırla ilişkileri düzelterek bir anlamda Avrupa Birliği ve Amerika'ya da bir gönderme yapılmaya çalışılıyor. Ancak Mısır'dan şu ana kadar bir ses çıkmış değil. Bakalım olacak mı? Olmasın canı gönülden isterim. Sadece Mısırla değil aynı zamanda Suriye ile de ilişkilerin mutlaka düzeltilmesi gerekeni söyleyenler dedim. Evet bunu savunanlar ancak bizim attığımız adımların kalıcı olmadığı ve gerçekçi olmadığı ve aynı zamanda ne yazık ki diplomatik olmadığı ortada. Bu nedenle de ülkeler son dönemde özellikle bize karşı çok mesafeli bir duruş sergiliyorlar. Bir başka önemli gelişme Doğu Akdeniz'le ilgili olarak Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'in yaptığı açıklama arkadaşlar. Blinken diyor ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz eylemlerinden kaygı duyuyoruz. Yani Türkiye bir an önce Doğu Akdeniz konusunda geri adım atmalı. Nitekim son dönemde attığı geri adımları da önemsediklerini söylüyor. Yani Avrupa ile tekrar iyi ilişkiler kurulmaya başlanıyor. Avrupa'nın isteklerine suyuna göre hareket edilmeye başlandı. Bunlar olumlu ve bunların devam ettirilmesi gerekiyor diyor. Açıkçası Türkiye Doğu Akdeniz'den geri çekilsin kardeşim. Oradan bir pay veya payda istemesin kardeşim demeye getiriyor ve bu da bizim büyük bir taviz verebileceğimizin önemli işaretlerinden birisi umarım bu taviz verilmez. Çünkü biz bas bas bağırdık orada hakkımız var diye eğer ki bu haklarımızdan vazgeçiyorsak bugün bunun oturup sorgulanması gerekiyor. 1.9 trilyon dolarlık paket temsilciler meclisinden de çok kolayca geçti. Zaten demokratların çoğunlukta olduğunu biliyoruz temsilciler meclisinde ve buradan onaylandı. Cuma günü de yani yarın itibariyle de Biden önüne gidecek Biden da hemen imzayı basacak zaten beklenti o yönde dolayısıyla arkadaşlar 1.9 trilyon dolarlık paket gündeme geldiği an itibariyle altın fiyatlarının daha da hızlı yükseldiğini göreceğiz. Zaten 1735-40 dolar aralığına kadar yükseldi. Bu yükseliş önce 1800'ün üstü daha sonrasında da 1960 seviyelerini görecektir. Ve daha sonrasında da arkadaşlar 2300-2500 dolara doğru giden bir altın ons fiyatı göreceğiz. Bunun da gram altın fiyatı üzerinde etkileri olacak. Rakamlar içerisinde onu da konuşacağız. S&P küresel borçlara gönderme yaptı arkadaşlar. Bu küresel borçlar meselesini daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Ve gayri safi yurt içi hasılaları toplamının diyor. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın toplamının %267'den fazlasına denk gelen bir borçluğu var dünyanın. Ve özellikle gelişmekte olan ülkelerinde borçları hızla artıyor diyor. Türkiye en çok borcu artan ülkelerden birisi arkadaşlar ve bu borçluluk da Türkiye'nin kırılganlıklarını arttırıyor. Özellikle kısa vadeli borçlarımız bakın 190 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunların önemli bir kısmı da 3-5 ay içerisinde çevrilmesi gereken borçlar. Eğer ki borcu borçla çeviremezlerse de yurt içinden dolar talebi daha da artacak ve yine dolar üzerinde ayrıca bir baskıdan bahsediyor olacağız. Bunlar doları, dövizi, altını yakından ilgilendiren ve tetikleyebilecek meseleler. Borsayı konuşmuyorum. Borsa yukarılarda durmaya devam ediyor. Bakalım ne kadar duracak. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yabancılar gidiyor, yerliler gidiyor ama birileri borsayı bu seviyelerde tutuyorlar. Nasıl tutuyorlar? Sorsun, cevabını ben vermeyeyim kim verebiliyorsa o versin arkadaşlar. Eğitim çalışanları ile ilgili bir haberi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İçimi sızlatan bir haber olduğu için buna mutlaka yer vermek istedim. Bakın eğitim çalışanlarının %81'lik kısmı şaka maka değil arkadaşlar. Neredeyse 5'te 4'lük kısmı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Neredeyse 5'te 4'lük kısmı yoksulluk sınırının altında bir gelir elde ediyor ve biz bu eğitim çalışanlarının mutlu olmasını bekliyoruz ve mutlu öğrenciler yetiştirmelerini bekliyoruz. Mümkün değil arkadaşlar. Hele ki sözleşmeli öğretmenleri falan hiç konuşmuyorum. Onların durumu çok daha beter. Asgari ücretlerle geçiniyorlar. Aynı mevsimlik tarım işçisi gibi yaz aylarında ücretsiz izne çıkartılıyorlar vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuyla ilgili düzenleme ve düzeltme yapılmadığı sürece hatta pek çok öğretmene kadro verilmediği sürece zaten Türkiye'nin ayağa kalkması mümkün değil. Ancak elbette bu bir tercih. Bu tercihi nasıl yaptıklarını da hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Yazıktır, günahtır. Eğitimcilerimizin %81'i yani 5'te 4'lük kısmı eğer ki yoksulluk sınırının altındaysa zaten biz kalkınmayı beklemeyelim arkadaşlar. Ve işsizlik verisi dün açıklanmıştı. Bugün bir kez daha değiniyorum çünkü önemli. Türkiye'de her üç kişiden birisi işsizlik arkadaşlar. Genişletilmiş işsizlik rakamlarına baktığımız zaman %29.1 bize 11 milyon kişilik bir işsizliği işaret ediyor. Türkiye'de 11 milyon kişi işsiz korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Böyle bir rakam dünyanın hiçbir yerinde olamaz olmamalı. Zaten eğer ki 11 milyon işsiziniz varsa bu sizin artık dipte olduğunuzu gösterir ve yoksulluğun dibe vurduğunu gösterir. Böyle bir yoksulluk dünyanın herhangi bir yerinde yaşandığında çok büyük sıkıntılar yaşanır arkadaşlar. Biz yine aile bağlarımızla bu işi ayakta tutmayı başarıyoruz. TÜİK'te bir gelişme oldu biliyorsunuz. TÜİK başkanı değiştirildi ve göreve gelir gelmez ilk icraatı ne oldu? TÜİK danışma kurulunu görevden aldı. Lav etti. Zaten kurulmamıştı bile biliyorsunuz. Bir önceki başkan çünkü 10 gün mü 15 gün mü görevde kaldı. Hemen yerine bir başkası atandı. Ve dolayısıyla o da gelir gelmez ne danışma kurulu kardeşim danışma kurulu olacaksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir danışma kurulu olur dedi herhalde. Ve dolayısıyla TÜİK'in danışma kurulunu lav etti. Biz yine danışması olmayan bir TÜİK rakamı Göreceğiz. Rakamlar bütünü göreceğiz. Daha doğrusu. Bir başka gelişme Türkiye son 10 yılda demokratikleşmede en çok gerileyen ülke oldu arkadaşlar. Yine iç acıtan bir gelişmeden bahsediyorum ve 3. sıradayız. Bakın en az demokratik olan ve en çok otoriteleşen ülkeler sıralamasında 3. sıradayız arkadaşlar. İsveç merkezli Videm enstitüsü yapıyor bu araştırmayı ve 2021'de demokratikleşen ya da demokratikleşmekten uzaklaşan, otoriteleşen ülkelerin araştırmasını yapmış. Türkiye son 10 yıl içerisinde otoriteleşen ilk 10 ülke arasında yer alıyor arkadaşlar. Liberal Demokrasi Endeks listesinde Türkiye 149. sırada. Bakın Üzülerek söylüyorum bunları. Geldiğimiz noktayı net bir şekilde görelim diye söylüyorum. Eğer ki bir ülke demokratik olma konusunda, otoriter olma konusunda bu kadar sıkıntılı bir bölgedeyse eğer gelişmeyi unutmalı, ben reform yapacağım diyenler reform yapacağım dediklerinde ne kadar inandırıcı olabiliyor bunu bir kez daha oturup düşünmeliyiz. Öbür taraftan Türkiye demokratikleşmede en çok gerileyen üçüncü ülke konumunda. Türkiye, Kongo ve Ruanda ile aynı sıralardayız arkadaşlar. Kongo ve Ruanda ile Türkiye aynı klasmanda yer alıyor. Bakın ne kadar acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Öbür tarafta en demokratik olan ülkelere bakıyoruz. Hiç şaşırmıyoruz. Yine Kuzey Avrupa ülkeleri çıkıyor karşımıza. Danimarka, İsveç, Norveç, Kosta Rika, İsviçre, Yeni Zelanda, Finlandiya, Almanya, Estonya ve Hollanda gibi ülkeler. En çok otoriteleşen ülkelere bakıyoruz. Polonya, Macaristan, Türkiye, Brezilya, Sırbistan, Benin, Hindistan, Maurus, Bolivya ve Tayland arkadaşlar. Anlayacağınız yine oldukça alt diklerde yer alan bir Türkiye görüyoruz. Demokratik olma tablosu içerisinde. Şimdi hadi gelin biraz da rakamlara bakalım. Bu koşullar içerisinde rakamlar bize ne söylüyor? Borsa 1575 puan seviyesinde diyecek hiçbir şey yok. Onun için uzun uzun konuşmaya da gerek yok. Dolar 7.45 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Çok geçici bir seviye. Tekrar yukarıya doğru hareketlenecek. Tamamen kar realizasyonu ve dolar endeksinin gerilemesine bağlı olarak yaşanan bir gerileme. Ancak sıçraması çok daha sert olacak. Onu da özellikle söyleyeyim. Euro 8.92, sterlin 10.41'den işlem görüyor. Doların 7.80-7.90 aralığına gittiği hatta 7.90-95'te sıkıştığı dönemde euronun sterlinin de aynı paralel hareketlerle ilerlediğini göreceğiz. Parite 1.18'i denedi aşağıya doğru kıramadı tekrar 1.20'nin sınırına geldi 1.20'yi yukarıya kırarsa 1.25'e doğru gider kıramazsa tekrar 1.18'i dener 1.18'i kırması durumunda 1.15 ilk hedef olacaktır sonrasında da o güçlü desteğin kırılmasıyla 1.08'e kadar giden bir parite görebiliriz aman ha dikkatli olun faiz %16.31 seviyesinde arkadaşlar merkez bankasının faiz artırım beklentisiyle şimdilik dinleniyor eğer ki मैं किस बस faizleri arttırmaz, sabit durursa o zaman dolarla birlikte tahvil faizlerinde hızlı bir şekilde yukarıya doğru gittiğini görürüz arkadaşlar. Altın olsu 1735 dolara kendisini hemen attı. Özellikle 1.9 trilyonluk paketin onaylanmasıyla birlikte muhtemelen Biden imzasından sonra yükseliş daha da hızlanacak. Altının gramı 415 lira. Doların geri çekilmesi kaynaklı bir geri çekilme. Bu kez de dolar geri çekildi gördüğünüz gibi ve ve yanında ons yukarıya doğru gittiği için altın sabit kalmaya devam etti. Gümüşün onsu 26.31, gümüşün gramı 6.31 seviyesinde. Gümüşün gramı bana göre altının gramından daha agresif hareketler yapacak önümüzdeki günlerde. Orayı iyi takip etmek gerekiyor. Bir de tabii ki petrol cephesine bakacağız. Brent petrol 68.82, ham petrol 65.22 seviyesinden işlem görüyor beni tedirgin eden hep söylediğim bir nokta Amerika'daki stokların dolup taşmış olması arkadaşlar. Stoklar petrolle bu kadar dolmuşken vadeli işlemler sonlandığında konulacak petrol nerede konulacak? Nerede konumlandırılacak? Nerede depolanacak? Eğer depolanmazsa çok sert bir geri çekilme görebiliriz. Özellikle Brent petrol ve ham petrol tarafında arkadaşlar. Ve ne yazık ki CDS'imiz 339 puan 340 seviyesine yaklaştı ve Merkez Bankası faize zorlanıyor. Merkez Bankası faiz arttırmazsa CDS'lerimizin de bir anda 450-500 aralığına kadar yükseldiğini görebiliriz. Dolar endeksi 91.5 seviyesinde 92'nin üzerine çekilmişti. Yükselmişti 91.5 seviyesine geriledi. Bu da Türkiye'de dövizin gerilemesini beraberinde getirdi. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. Son. Dolardaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Altın olsun da ciddi yükselişler göreceğiz. Buna bağlı olarak gram altının çok sert yükseldiğini göreceğiz. Faiz cephesinde Merkez Bankası'nın faiz kararı çok önemli. Sabit tutarsa büyük ihtimalle tahvil faizleri hızlı bir şekilde yükselir arkadaşlar. Brent petrole dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ham petrol stokları çok artmış durumda. Amerika'da. Bütün bunları yakından takip edeceğiz ve sizlere de aktarmaya devam edeceğim. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.